Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2021 Mobile'de yeni bir bölümde karşınızdayım. Evet arkadaşlar, en çok merak edilen konu ikonlarımız silinecek mi, silinmeyecek mi? Hala gerçekten siliniyor mu? Silinmek üzere mi? Ne olacak vesaire, çok fazla kafası karışanlar var arkadaşlar. Şimdi bir görsel hazırladım arkadaşlar. Bu görsel üzerinden bir anlatım yapmaya çalışacağım sizlere. Çünkü birçok yabancı sitelerde, kanallarda, sayfalarda bu şekilde değerlendirilmeye başlandı bu. İkonların silinmemesiyle alakalı bazı fikirler ortaya atıldı. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar, çok fazla ikonlara emek harcandı. Çok fazla para harcayan arkadaşlarımız var vesaire. Hepimiz bir şekilde işte gerek para konusunda olsun, gerek de emek konusunda ikonlara çok fazla önem verdik ve zaman ayırdık. O yüzden ikonlar gidecek mi, gitmeyecek mi konusu çok fazla, en çok sorulan konu tabii ki arkadaşlar. Şimdi hemen görseli göstereceğim. Ondan sonra diğer konulara değineceğiz kısa kısa arkadaşlar. Şimdi efsanevi oyuncunun karşısında gördüğünüz gibi efsanevi oyuncu, efsane değil yalnız, efsanevi, yani farklı bir kart türünden bahsediyor. Iconic Moment, yani ikonların karşısında da yine efsanevi oyuncu türü gözüküyor arkadaşlar. Şimdi bunu farklı sınıflandırma, yani kart türü değiştiği için farklı bir şekilde karşımıza çıkacağını öngören arkadaşlar var. Yani sayfalar var. Ben kendi bu fikrim değil ama görüp araştırdığım kadarıyla bu şekilde lanse ediliyor. Hemen görseli göstereyim şimdi arkadaşlar. Şu anda rahat bir şekilde görebiliyorsunuzdur. Şimdi arkadaşlar, efsanelerin karşısında yine efsane, ikonların karşısında da yine ikon verileceği belirtiyor. Sadece kart türlerinin değiştiği söyleniyor. Kart türleri de şöyle değişiyor arkadaşlar. Üzerindeki bir oyuncunun işte ikon olduğu veya işte normal efsane olduğu, bu üstlerindeki yıldızlardan bahsedileceği öngörülüyor. Yani 4 yıldızlı olan normal efsane, 5 yıldızlı olan da Iconic Moment, yani ikon oyuncu olacağı söyleniyor. Bu bir söylenti tabii arkadaşlar. Yani bu şekilde de, yani 2022'de bu şekilde de karşımıza çıkabilir. Tabii çok farklı bir şekilde düz bir efsane oyuncu olarak da çıkabilir. Yani buna net bir açıklık getirmesi gerektiğini düşünüyorum Konami'nin. Büyük ihtimalle de önümüzdeki haftalarda bununla alakalı farklı bir taşınma rehberiyle alakalı, taşınma rehberine ek olaraktan bir bilgi aktaracaklarını düşünüyorum. Çünkü çok fazla kafalar karıştı. İkonlarımız gidiyor mu yoksa bu şekilde mi oluyor? Bu kafaları çok karıştırıyor. Yani normal şartlarda bütün oyuncularımızın aslında şu, mesela Cruyff, elimizdeki normal efsane Cruyff işte normal efsaneye dönüşecek. İşte ikon da yine aynı şekilde, kart tasarımı aynı ama üzerinde 5 yıldız olacak. Tabii ki yine Cruyff'un bu kırmızı ekrandaki fotoğrafının aynısı oraya eklenmiş olacak diye birçok sitede arkadaşlar, yabancı sitelerde olsun, sayfalar, Instagram sayfaları vesaire, bütün sayfalarda bu şekilde dile getiriyor. Bu da ne demek oluyor? Yani eFootball 2022'de kartlarımız, ikon kartlarımız elimizde kalacağı anlamına geliyor. Dediğim gibi bu bir söylenti arkadaşlar, resmi bilgi değil. Çünkü burada gördüğünüz gibi efsanevi oyuncunun karşısında yine efsanevi, ikonların karşısında da yine efsanevi yazıyor. Bu kart tasarımın farklı bir şekilde kart tasarımı olarak karşımıza çıkacağından dolayı, yani şu yıldız olayı işin içine gireceği için, çünkü şu artık kart tasarımlarının üstünde top yok arkadaşlar. Normal şartlarda biliyorsunuz beyaz top vardı, bronz top vardı, işte gümüş top, altın top, siyah top olarak lanse ediliyor. Artık bu yıldıza dönüştüğü için farklı bir şekilde gösterileceği söyleniyor. Bakalım, merakla bekliyoruz. İnşallah bu şekildedir. Ama dediğim gibi bu resmi bir bilgi değil arkadaşlar. Bir söylenti, varsayım olabilir veya işte bu şekilde olmasını isteyen veya bekleyen arkadaşlarımızın bu şekilde olmasını bekleyen tasarım olabilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi büyük ihtimalle Konami bu konuyla alakalı bir bilgilendirme verecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. İkonlar hakkındaki bilgiyi de bu şekilde aktarmak istiyorum. İnşallah sistem bu şekilde işler. Sizler de fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın mutlaka arkadaşlar. Şimdi diğer konular. MyClub paralarımız direkt geçiyor arkadaşlar. GP'lerimiz yine geçiyor. Bakın, MyClub paraları yeniden adlandırılacak. eFootball Coins diye geçecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tam değer olarak taşınacak tabii ki. eFootball paraları olarak yeniden adlandırılacak diyor. GP'ler yine aynı şekilde. eFootball puanını çok merak eden arkadaşlarımız vardı. Şu anda
tutulan e-futbol puanları 2022'de kullanılabilecek diyor. Yani elimizdekiler kullanacak ama arkadaşlar onların son kullanma tarihleri var. Bilginiz olsun. Son kullanma tarihleri geçince maalesef siliniyor. Orada zaten oyunun içerisinde ona bakabiliyorsunuz. Burada başka bu oyuncular üzerinde kullandığımız işte beceri antrenörü, işte pozisyon antrenörü veya menajere bastığımız menajer beceri antrenörleri bunlar hepsi kalkıyor arkadaşlar. Yönetim becerisi pardon. Menajere basılan yönetim becerisi, oyuncuya basılan pozisyon beceri antrenörü hepsi kalkıyor. Oyuncu sıfırlanıyor yani arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum. Örnek olarak bir oyuncuya süper yedek becerisi bulduysanız o beceri artık o oyuncudan kalkmış olacak. Bilginiz olsun. E-futbol puanlarını söyledik. Hali hazırda tutulan oyunculardan bahsettik. Bu konu çok merak ediliyordu arkadaşlar. Hemen çok kısa bir kendi görselimle birlikte sizlere açıklama yapmayı gerek buldum. Gelen kutusu çok fazla soruluyor. Çünkü gelen kutusunda çok fazla öğesi olan arkadaşlarımız var. Gelen kutusunun hepsi siliniyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onun alınması gerekiyor. Eğer alamıyorsanız, almışsanız ve şeyinizde, envanterinizde duruyorsa da bunların hepsi GP'ye dönüşecek arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 yıldızlı antrenörlere ne kadar GP verileceği burada yazıyor gördüğünüz gibi. Hepsi direkt GP'ye dönüştürülecek. Diğer varlıklar yine işte yönetici yani yönetim becerisi, pozisyon takviyesi, beceri antrenörü bulma bunların hepsi de yine sözleşme bileti, yönetim becerisi vesaire bunların hepsi de yine GP'ye dönüşüyor arkadaşlar. Baktığımız zaman başka bizi ilgilendiren en çok dediğim gibi gelen kutusu hakkında sıkça sorulan sorularda bir şey vardı. Ona bir bakalım. Sıkça sorulan sorularda en çok vardı. Gelen kutusuyla alakalı soru sorulmuştu. Hangi cihazlarda çalışacağı ile alakalı çok sorular vardı. Yani bu videoyu yaptık ama arkadaşlar tekrar çok fazla soru olduğu için tekrardan yapma gereksinimi duydum, hissettim. Bu daha açıklanmadı arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle açıklanacaktır. Hangi sistem gereksinimi yani cihazınızın hangi sürümü oyunu kaldıracak veya kaç işte GB RAM olması gerekiyor veya boş alan olması gerekiyor. Onu da ilerleyen günlerde paylaşacaklarmış. Bazı cihazlarda da başlayamayacağından verilerini önceden ne demiş? Bakalım tamam bu şekilde güncellikten sonra takip etmeye gelen kutusu üyeleri bakın. Gelen kutusu talep edebilir miyim diyor. Hayır diyor yapamayacaklar diyor. Lütfen uygulamayı güncellemeden önce tüm gelen kutusu üyelerini talep edin diyor arkadaşlar. Yani gelen kutusunda hiçbir şey olmayacak. Açık arttırma önemli değil. Diğer platform kullanarak arkadaşlar oynayabilecek mi? Bu değil. Lansman sırasında eFootball 2021'de yer alıp 22'de yer almayacak oyunculardan bahsetmiş. Her şey 2021'de resmi web sitesinde duyurulacak diyor. Bu kategoriye giren hiçbir oyuncunun duyuru tarihine itibaren eFootball PES 2021'de elde edilemeyeceğini unutmayın diyor. Yani şöyle şunu demek istiyor. Eğer diyor PES 2 yani eFootball 2022'de bir oyuncu yer almıyorsa biz diyor 2021'de bunu yayınlamayız diyor. Mesela şimdi bu hafta hangi oyuncular var? İşte Nedved var, Pirlo var. Bir de kim vardı? Del Piero vardı. Mesela bu oyuncular eğer 21'de yoksa bunu zaten 2021'de elde edilemeyeceğini unutmayın diyor. Yani zaten yayınlamayız diye söylüyor arkadaşlar. Bunu da bu şekilde açıklamışlar. Bakalım başka aktarmam gereken önemli bir şey yok arkadaşlar. Böyle hemen çok kısa bir göz geçirelim. Buradan bakalım. Bunlar zaten şu maç pas büyük ihtimalle konsolda olacak. Mobilde olacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Zaten bunu biliyorsunuz bir aylık olaraktan geliyor. Bir ay olaraktan karşımıza çıkıyor. Bir ay sonra tekrar yenilemek gerekiyor. Ve bazı öğelere bazı sistemlere de bu maç pesi almadan da ulaşamayacağız. Ödüllere ulaşamayacağız. Bilginiz olsun. Böyle bir sistem getiriyor. En çok konuşulan da analik zaten arkadaşlar biliyorsunuz. Oyuncu tipleri bakın burada sadece efsanelerden bahsetmiş. İkonlardan bahsetmemiş. 4 tip oyuncu vardır. Standart, tren, öne çıkan ve efsanevi demiş. Efsanevi dediğim gibi yıldızlar arasında değişecektir. Yani öngörü o şekilde. İkonlar 5 yıldızlı, efsaneler 4 yıldızlı. O şekilde bir öngörü var. Bekliyoruz.
Bakalım. Başka mobil cihazlar için daha fazla ayrıntıya bakınız diyor. Şuradan tekrardan şuraya bir bakalım. Çok kısa. Başka aktarmam gereken bir şey var mı diye bakıyorum. Genel bakış. Tamam, bu kadar. Ana değişiklikler, rekabetçi bir dünya vesaire. Analikle alakalı bölümü geçti mi bilmiyorum ama neyse, ona da zaten değerlendirmiştik analikle alakalı konuyu. Videomuzu da burada noktalandırırım. Umarım açıklayıcı olmuştur. Yani şu görseli bir daha açayım arkadaşlar. Umarım bu görseldeki sistem gibi olur. eFootball 2022'deki sistem. Çünkü birçok insan, çok fazla para yatıran arkadaşlarımız var. Çok fazla emek, yani çok kısıtlı imkanlarla ikon bulan arkadaşlarımız var. Onlar için bu sistem eğer olursa çok çok iyi olacak. Hepimiz için hayırlısı olsun bakalım. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde Konami bir açıklama daha yapar. Zaten 30 Eylül'de oyun çıktığı zaman en azından orada da yani 30 Eylül'de biliyorsunuz konsola çıkıyor oyun arkadaşlar. Mobile çıkması da Ekim sonunu, hatta Ekim Kasım'ı belki de bulma ihtimali olabilir diye düşünüyorum. Kasım'a kadar bile sarkabilir arkadaşlar, ama 30 Eylül'de oyun çıkacak. O zaman neyin ne olduğunu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Umarım video faydalı olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.